Aksa 1. Lig'in 3. haftasında Mor Menekşe ile Binatlı, Mor Menekşe Cemal Bağsız stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Turgay Miz, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi, iki takım maç öncesinde taraf seçimi ve sonrasında konuk Binatlı'nın vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Binatlı ceza sahasında. Ferdi Nikava vuruşu savunmada, Aykut topu uzaklaştırıyor. Bir başka atak ceza sahasına orta, dönerek vuruş savunmaya çarpıyor, top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar Binatlı adına, köşe vuruşu Ferdi Kösem vuruyor, kafayı topu dışarıya gönderiyor. Üst üste köşe vuruşları, yapılan orta, Abdurrahman'ın kava vuruşu yine çizgi üzerinden, Aykut çıkarıyor, atak devam ediyor. Abdurrahman bir kez daha içeriye kafayla gönderiyor, açılan top, sert bir vuruş, top üstten dışarıya gidiyor. Ahmet sonuç alamıyor bu pozisyondan. Ahmet yine topla buluşuyor. Ceza sahası içerisinde yapılan hareket, maçın hakemi Turgay Miz penaltı noktasını gösteriyor. Azize yapılan hareketi faul olarak ve penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Sertaç. Dakika 29. Sertaç topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor ve Binatlı 29. dakikada 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç Binatlı futbolcularında, gelişen atak. Yasin yerde, maçın hakemi Turgay Miz faul olarak değerlendiriyor. Pozisyonun dışarıda olduğunu belirtiyor. Serbest vuruş Yasin direkt kaleye, kaleci Uğur çift yumruk. Atak devam ediyor ceza sahası içerisinde, test bir vuruş. Ertan son çizgi içeriye bırakıyor, kaleci Uğur'un ellerinde kalıyor top. Uzun gönderilen top, gelişen atak. Rakiplerinden sıyrılıyor Ahmet, vuruyor top yandan dışarıya gidiyor. Justice'le gelişen Mor Menekşe atağı. Justice içeriye pası Erhan. Gol pozisyonu ve gol. Dakika 45. Gol Erhan Çınar. Mor Menekşe Binatlı karşısında beraberliği yakalıyor. Ve sonrasında klasik taknayı dağıtıyor. Erhan'ın golüyle maça denge geliyor. İlk yarı adına son anlar. Gelişen Binatlı atağı. Abdurrahman vuruyor. Aziz dokunuyor ama topu dışarıya gönderiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor ilk yarının uzatma bölümlerinde Aziz ve sonrasında da Turgay Miskin çalan düdüğüyle ilk yarı birbirlik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu, top üst dağlarda kalıyor. Gelişen Mustafa Menekşeli ile atak. Savunma arkasında hareketlenen isim Erhan. Kaleci Uğur'da kalıyor top. Bir başka atak Justice'de gelişiyor. Malik Justice mücadelesi. Yapılan hareket var. Maçın hakemi Turgay Miz topun dışarıda olduğunu belirtiyor. Serbest vuruş. Topun gerisinde Ertan plaseyi bırakıyor. Kaleci Uğur'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar. Erhan Çınar topu kontrol ediyor. Plaseyi bırakıyor. Kaleci Uğur mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket. Erhan vurdu, Uğur çıkardı. Bir başka atak. Erhan bu kez iyi vuramıyor. Topu dışarıya gönderiyor. Çıkarken kaptırılan top. Justice'in pası. Savunma arkasında Erhan Çınar. Gol pozisyonu. Erhan açıyı kaybediyor. Dönüyor, vuruyor. Kaleci Uğur'da kalıyor top. Net pozisyondan yararlanamıyor Erhan Çınar. Kemal Uçan her oyunda gelişecek atak. Yapılan hareket faul. Tepki var kenar yönetiminde bu karara. Faul pozisyonuna Turgay Miz. Mor Menekşe yedek kulübesine geliyor ve yardımcı antrenör Abdullah Özerip sarı kart görüyor itirazları sonrasında. İtirazlar devam ediyor. İkinci sarı ardından kırmızı kartla saha dışına gönderiliyor yardımcı antrenör Abdullah Özeriş Mor Menekşe'de. Gelişen atak Tahir'le gelişiyor ikinci yarıda oyunda. Tahir düşüyor, kalkıyor. Sonrasında yaptığı hareket var Ahmet Can'a. Maçın hakemi Turgay Miz o noktaya gidiyor. Tahir'e sarı kartını gösteriyor. Oyunun son bölümünde saha içerisinde gerilen ortam var. İleriye çıkıyor Malik Yakup'u, vuruyor. Kaleci Ozan'da kalıyor top. Gelişecek bir başka atak. Faul beklentisi var Aziz. Oyun devam ediyor. İleriye gönderilen top. Savunma arkasında Erhan Çınar. Kaleci direkten dönen top. Erhan Çınar topu ağlara gönderiyor. 90. dakikada Erhan Çınar'ın attığı golle Mor Menekşe 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Sonrasında gelen gol sonrasında büyük sevinç yaşıyor. 45 ve 90. dakikalarda Erhan Çınar Mor Menekşe'yi hayata döndürüyor. Sonrasında da Turgay Miskin çalan düdüğüyle bu zorlu karşılaşmayı Mor Menekşe 2-1 kazanarak yoluna devam ediyor.